Merhaba sevgili çocuklar bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bu videoda neyi öğreneceğiz? Bu videoda bölme işleminin terimlerini öğreneceğiz. Bunun için bir takım hazırlıklarımız var. Sizler de hazırsanız hadi başlayalım birlikte. Evet bir problem var öncelikle onu bir okuyalım. Diyor ki bakın 4 çiçeği 2 vazoya eşit olarak koymak istiyoruz. 4 tane çiçek var 2 vazoya eşit olarak koymak istiyoruz. Her vazoya kaç çiçek koyarız? Evet, bu problemi çözmek için hangi e, hangi işlemi yapacağız acaba? Şuraya da bir soru işareti koyalım hemen. Evet, bölme işlemi değil mi? Hemen bir bölme işlemi. Bakın, bu problemle birlikte biz bölme işleminin ne yapacağız? Terimlerini öğreneceğiz terimleri demek yani bölme işlemi yaparken bu işareti yaptığımız buralara yazdığımız sayıların özel adları var çocuklar. İşte tam da onları öğreneceğiz. Peki hadi bir problem üzerinden gidelim. 4 çiçeği diyor. Hemen bakın dört çiçeğimizi. Dört tane çiçeğimiz var gördük mü? Bu yani bunu nereye koyacağız? Bunu iki vazoya paylaştıracakmışız. Evet nereye koyalım bunu? Nereye yazardık biz dört çiçeği dördü buraya yazardık değil mi O zaman işte tam da buranın adı ne olabilir ne olabilir buranın adı Hı? Bunlar ne olacak İki tane vazoya eşit olarak paylaştırılacak Hadi iki tane de vazo çizelim bakın böyle bir vazo bakın iki tane de vazomuz var Evet şimdi Dört tane çiçeğimizin adı ne olabilir acaba? Buraya yazdığımız bu dördün adı ne olsun? Evet dördü de şuraya yazalım bakalım. Bakın dört tane de çiçeğimiz var. Evet bu dördün adı çocuklar. Evet farklı bir renk kullanmak istiyorum hemen. Evet ve çiçekleri de koyalım ki ikisi beraber daha akılda kalsın. Evet burası bölünen. Evet bölünen. Yani ne demek bölünen? Bu, bunlar eşit olarak bu iki vazoya e, ne yapılacakmış? Bak bölerek koyacakmışız, eşit olarak. Evet, kaç vazo var burada, değil mi? Burada iki vazo var. Peki, bu ikinin adı ya da buranın adı ne olabilir? Hı? Bunları ne yapıyor? Paylaşıyor, değil mi? Bunlar, bakın, iki iki paylaşıyorlar. O zaman buranın adı, şuranın adı, evet, bölen. Bakın bölen. Peki her bir vazoya kaç tane konulur? Elimize aldık çiçekleri. Kaçar tane koyalım bunlara? Eşit olması gerekiyor. Bakın iki vazoya paylaştırdığımız zaman o da bak tam buraya. Bir vazoya konulan çiçek burası çocuklar şurası. Yani onu nasıl buluruz? Dörtü, dört tane çiçeği iki tane vazoya paylaştırırsam her bir vazoya iki tane düşer. O zaman burası da yine 2 değil mi? Evet o zaman bu 2'nin adı ne? Bu 2'nin adı da bölüm. Evet böylece bu problemde ne yapmış olduk? Terimlerin adlarına bir giriş yapmış olduk. Hadi bir problemimiz daha var. Bir birlikte bakalım. Diyor ki bakın 8 fındığı 4 arkadaş eşit olarak paylaşmak istiyor her çocuğa kaç fındık düşer kaç fındık varmış 8 8 fındık bakın 8 tane fındığımız burada güzel Peki şöyle bir bölme işlemi bunu çözerken bölme işlemi yapacağız doğru Aferin size bakın bir bölme işlemi yazıyorum Evet bu 8 fındığı nereye koyacağım acaba Hı? bir önceki alıştırmadan da hatırlayacağınız gibi burada bölünmek istenen parçalanmak istenen paylaşılmak istenen ne acaba? 8 fındık değil mi? Bak buraya yazıyorum onu. O zaman bu 8'in adı ne olabilir? Bu 8'in adı tam da Evet bölünen kaç arkadaş paylaşmak istiyor? 4 arkadaş Evet bu 4 arkadaşın resmini basitçe şuraya çizeceğim bakın 1 2. 3 ve 4. Hadi bakalım. Çok basitçe çiziyoruz. Böyle yaparsak daha akılda kalır. Bakın 4 arkadaş paylaşmak istiyor. Burada kaç kişi var? 4 kişi, değil mi? Peki bu 4'ün adı ne? Evet, bunlar da bunu paylaşmak isteyenler. Yani bu 4 bölen. Peki 8 tane fındığı 4 kişiye paylaştırırsak bak 8 fındığımız burada. Kaçar tane düşer acaba? Hı? Kaçar tane düşer? Evet. Haydi bakalım paylaştırıyoruz hızlıca. Evet bak 4 kişi paylaştı. Her birine kaç tane düştü? 2. Bak o da burası. Yani o zaman burası 2. Peki bu 2'nin adı ne? Bu da bölüm. Evet. Bakalım diğer bir tane daha alıştırmamız var. Aynı şekilde iyice kavramak son derece önemli. Hemen devam ediyoruz. Evet bakın ne diyor. 6 kalemi 3 arkadaş eşit olarak paylaşmak istiyor. Hemen ne yapıyorduk? Önemli yerlerin altını çiziyorduk. 6 Altı kalemi 3 arkadaş eşit olarak paylaşmak istiyor. Her birine kaç kalem düşer? Ne işlem yapacağız? bölme. Hemen bir bölme işareti çiziyorum bakın. Çizdim. Peki paylaşılmak istenen kaç kalem var? 6 kalem. Bu 6'yı nereye yazmalıyım? Evet bakın hemen 6 kalemimiz burada. Evet 2 4 tam da 6 tane kalem. Hemen onu şuraya yazıyorum. Evet renkli kalem kullanalım daha çok dikkatimiz çeksin. Bakın 6. Altı. 6'nın adı ne? Evet yazalım hemen onu da. Şöyle bir üstüne ok çekerek bölünen, değil mi? Bölünen yani bu paylaşılmak istenen kalemlerimiz. Güzel. Peki kaç kişi paylaşmak istiyor? Evet. Kaç kişi? 3 kişi, değil mi? Hemen basitçe bakın 3 tane. Arkadaşı çiziyorum. Evet. Bu 3. Peki bu 3'ün adı ne? bölen. Peki, 3 arkadaş 6 kalemi paylaşırsa kaçar tane düşer? Bakın kaçar tane düştü? 2'şer tane düştü, değil mi? İşte bu 2'nin yazıldığı yerde tam da şurası. O zaman oraya biz ne diyoruz? Hemen oraya da bir 2 yazalım. Evet. Bunun adı da bölüm. Bölüm. Evet. Böylece terimleri öğrenmiş oldu. Gelelim ama bunlarla ilgili çok güzel alıştırmalarımız var. Onlarla devam edelim ki iyice pekişsin öğrendiklerimiz. Ne diyor bakalım? Aşağıdaki bölme işlemlerindeki aşağıdaki bölme işlemlerindeki boşlukları bak Bölünen, bölen, bölüm sözcüklerini doğru olarak yerleştiriniz. Hadi birlikte yerleştirelim. Peki bu bölme işleminde bölünen neresiydi? Evet bak burası bölünen değil mi? Bölünen. Peki burası bölen değil mi? Bölen. Ya şurası bölüm. Evet. Peki bir tane daha yapalım. Hemen bakın bir başka işte, çiz, şey bölü çizgimiz var burada. Buranın adı bölünen. Burası bölen. Burası bölüm. Evet. Hadi bakalım. Devam edelim. İki tane daha kaldı. Onlarla da beraber iyice öğrendiğimiz şeyler pekişmiş olsun. Şuradan devam edelim. Evet. Bakıyorum. Ama şöyle kapatıyorum ki onlara bakmayayım. Artık iyice ne olmuş olsun öğrenmiş olayım. Bölünen. Burası bölen. Burası da bölüm. Şimdi açıyorum ve kontrol ediyorum. Bakıyorum evet doğru yazmışım. Ha, doğru öğrenmişim diye. Sizler de yaptığınız bir alıştırmayı mutlaka ne yapın? Kontrol edin ki doğruluğunu ya da yanlışlığını iyice ne yapmış olun? Görün, yanlış öğrenmeyin. Yanlış öğrendiğiniz zaman onu düzeltmek çok da kolay olmuyor çocuklar. Evet, devam ediyoruz. Yine yine kapatıyorum. Bakın. Burası bölünen. Burası bölen. Evet. Burası da bölüm. Yine kontrol ediyorum. Ah evet doğru diyorum ve bir alıştırmamız daha var. Hızlıca onu yapıyoruz bak. Aşağıda verilenleri yerlerine yazarak bölme işlemlerini yapınız. Bakın, bölünen, bölen, bölüm. Hemen şuraya bir bölme işareti çiziyorum. Şimdi ben sizlere bir şey daha önermek istiyorum. Burada iyice bir bunları yazmalısınız ki neresi neydi ondan sonra bunları yerleştirin. Burası ne? Bölünen. Bak yazıyorum. Bölüneni buraya yazacağım. Burası bölen. Burası bölüm, değil mi? Yazdım. Şimdi bir tane daha bölme işareti ve buradaki verilenleri şuna göre yerleştiriyorum. A bölünen. Bak burası. A 92. Evet. Bölen, aa burasıydı, buraya yazacağım demek ki. Hmm. Nereyi soruyor bana? Şuraya bir soru işareti. Hadi yapalım şu işlemi. Evet, 9'un içinde büyük basamaktan başlıyorduk. 2, 9'un içinde 2, 2, 2 sayıyorum. 2, 4, 6, 8. Kaç kere? 4 kez. Yazdım. 4 kere 2, 8. Nerede aradıysam? Onun altına. 9'dan 8 çıktı. 1. Bakın. 2 birliği indiriyorum yanına. 12'nin içinde 2. 2, 2 yine sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Kaç kere? 6. 6 kere 2, 12 çıkar. 2'den 2 çıktı, 0. 1'den 1 çıktı, 0. Hadi bir işlemimiz daha var. Evet şuraya şemayı yaptım. Buraya artık yapmıyorum. Çünkü biliyorum ki burası doğru. Eğer bura hakkında soru işareti varsa kafamda doğruluğunu yanlışlığını bilmiyorsam bilgiye gidip kontrol etmeliyim. Ama ben eminim şimdilik. Hadi bakalım şu işlemi yapalım. Bir bölme işlemi. Evet bakalım bölünen. Aa, burasıydı. Evet şuraya yazmalıyım. O zaman 45 bölen 3 ne soruyor bize yine? Yine değil mi? Şurayı soruyor bak. Bir basit soru işareti koymakta fayda var. Hadi yapalım işlemi. 4'ün içinde 3. Bak 4'ün içinde 3. Ya da 3 sayabilirim. 3 bir kere. 1 kere 3 3 çıkardım. 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. 5 birliği yanına indiriyorum. 15'in içinde 3 ve 3 3 sayıyorum. Bakın 3 6 9 12 15 kaç kere? 5. Hemen yazdım. 5 kere 3, 15. 5'ten 5 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. Evet sevgili çocuklar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda sizlerle birlikte olmak istiyoruz yine. Görüşmek üzere, hoşçakalın.